Elimde bir butan molekülü var ve bu karbonları birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbon ve dördüncü karbon şeklinde numaralandırdım. Molekülü döndürüp ikinci ve üçüncü karbonun kurduğu bağa yukarıdan bakarsak bütanın çapraz konformasyonunu elde ederiz. Öndeki karbonu 60 derece döndürüp arkadaki karbonu sabit tuttuğumuzda ise çakışık konformasyonu elde etmiş oluruz tam olarak döndürmediğim için arkadaki bağları halen görebiliyoruz. Bütanın çakışık konformasyonu bir kez daha döndürdüğümüzde ise yine çapraz konformasyona dönmüş oluruz. Aynı şekilde 60 derece daha döndürürsek bu sefer de çakışık konformasyonunu görebiliriz. Molekülü yana doğru döndürdüğümüzde ise metil gruplarının düzlemde birbirine ne kadar yakın olduğunu anlayabiliriz. Bu şekilde elimizdeki modeli döndürdüğümüzde de hidrojenlerin birbirine çarptığını görebiliriz. Modelde birbirine çarpan hidrojenlerin birbirlerine oldukça yakın olduğunu belirtmek mümkün. Bu durum sterik etki veya sterik engel olarak adlandırılır. Bütanın çakışık konformasyonuna geri dönelim. Buradan döndürdüğümüzde çapraz konformasyona geri döneriz ve bunu da yeniden döndürürsek tam olmasa da çakışık konformasyona dönmüş oluruz. Çünkü arkadaki bağları halen görebiliyoruz. Bir kez daha döndürerek yine çapraz konformasyonumuzu elde ederiz. Şu anda ekranda videoda gördüğümüz farklı konformasyonların enerji grafiğini görüyorsunuz. Ekran görüntülerini videonun içinden aldık. İlk olarak belli bir potansiyel enerjiye sahip bütanın çapraz konformasyonuyla başlayıp daha sonra bunu 60 derece döndürerek çakışık konformasyona geçmiştik çapraz konformasyondan çakışık konformasyona geçmek için enerji gerekir enerjisi daha yüksek olan çakışık konformasyonun daha az kararlı olduğunu söyleyebiliriz hatırlarsanız potansiyel enerji ne kadar fazlaysa konformasyon da o ölçüde daha az kararlı oluyordu aynı şekilde potansiyel enerji ne kadar düşükse konformasyonda o kadar kararlı olur yani çapraz konformasyon çakışık olandan daha kararlı Buraya kesikli bir çizgi çizeyim. Bu iki konformasyon arasındaki enerji farkının yaklaşık 16 kJ bölü mol olduğunu biliyoruz. Yani çapraz konformasyondan çakışık konformasyona geçmek enerji gerektirir. Aynı şekilde çakışık konformasyonu da 60 derece döndürerek bu sefer çapraz konformasyona geçmiştik. Fark ettiyseniz bu çapraz konformasyonun enerjisi ilk çapraz konformasyondan biraz daha yüksek. Buraya bir çizgi çektiğimizde iki çapraz konformasyon arasındaki enerji farkını görebiliriz. Bu ikisi arasındaki enerji farkı da yaklaşık 3,8 kJ bölü mol. Bu çapraz konformasyondan bir kez daha yukarıdaki çakışık konformasyona geçmek için de enerji gerekir. Aşağıya ayıracak şekilde buraya da bir çizgi çizelim. Bu ikisi arasındaki enerji farkı yaklaşık 19 kJ bölü mol. Fark ettiyseniz bu çakışık konformasyonun enerjisi daha yüksek. Bunu farklı bir renkle gösterelim. Yani bu çakışık konformasyonun enerjisi buradaki çakışık konformasyonun enerjisinden daha fazla. Buradan bir çizgi çekersek enerji farkının yaklaşık 3 kJ bölü mol olduğunu görebiliriz. Yani bu en az kararlı olan konformasyondur. Çünkü bu çakışık konformasyonun potansiyel enerjisi diğerlerinden fazla. Bu çakışık konformasyondan çapraz olana geçtiğimizde potansiyel enerjide azalma görülür. Fark ettiyseniz bu çapraz konformasyon enerjisi buradaki konformasyonun enerjisine eşit. Yani bu ikisi dejenere diyebiliriz. Bu çapraz konformasyondan da yukarıdaki çakışık konformasyona geçmek için de enerji gerekir. Fark ettiyseniz bu çakışık konformasyonun enerjisi şuradaki konformasyonla aynı. Buradan bir çizgi çektiğimizde enerjilerin aynı olduğunu görebiliriz. Yani bu ikisi de dejenere. Son olarak bu çakışık konformasyondan daha düşük enerjili aşağıdaki çapraz konformasyona geçmiştik. Şimdi de bu konformasyonları daha ayrıntılı inceleyelim. Bütanın buradaki çapraz konformasyonuyla başlayabiliriz. İlk olarak karbonları numaralandıralım. Bu birinci karbon olsun çünkü baştaki videoda da öyle demiştik bu karbon, ikinci karbon dediğimiz buradaki karbona bağlı. Newman iz düşümünü elde etmek için ikinci ve üçüncü karbon arasındaki bağa yukarıdan bakmamız gerekir. Videoda üçüncü karbonu görememiştik. Çünkü ikinci karbon önüne geçmişti. Ancak Newman iz düşümünü çizerken arkadaki karbonu yani buradaki üçüncü karbonu bir çemberle göstermemiz gerekir. Yani buradaki çember üçüncü karbonu temsil eder. Son olarak da bu Dördüncü karbon olsun. Şimdi de buradaki ve şu taraftaki metil grubu arasındaki dihedral açısına bakalım. Bu açı 180 derece olur öyle değil mi? Yani dihedral açısı 180 derece. Bu konformasyon antikonformasyon olarak adlandırılır. Antikonformasyonun potansiyel enerjisi en düşük olduğundan butan için antikonformasyonun en kararlı konformasyon olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu büyük metil gruplarını alarak ikisini mümkün olduğunca birbirinden uzaklaştırdık. Bu bağların hepsi de çapraz. Yani buradaki bağlara baktığımızda hepsinin çapraz olduğunu söylememiz mümkün. Bu da en kararlı konformasyonu oluşturur. Antikonformasyonda öndeki karbonu 60 derece döndürüp videoda olduğu gibi arkadaki karbonu sabit tuttuğumuzda bu konformasyonu elde ederiz. Bu çakışık konformasyon. Bu bağla buradaki bağın ve aynı şekilde bu hidrojenle buradaki hidrojenin çakıştığını düşünebiliriz. Burada ne olduğunu görebilmemiz için bu bağları tam olarak çakışık çizmedim. Önceki videolardan hatırlarsanız bir çift çakışık hidrojenin 4 kJ bölü mol enerji harcadığından bahsetmiştik. Yani burada harcanan enerji miktarı 4 kJ bölü mol. Ayrıca metil grubunun hidrojenle çakıştığında harcadığı enerji miktarı yaklaşık olarak 6 kJ bölü mole eşit. Aşağıda da aynısı geçerli. Burada da metil grubuyla hidrojen çakıştığından harcanan enerji miktarı 6 kJ bölü mol olur. Bu değerlerin hepsini toplayalım. 4 artı 6'dan 10, 10 artı 6'dan sonuç 16 çıkar. Yani bu iki konformasyon arasındaki enerji farkının 16 kilojül bölü mol olduğunu bulmuş olduk. Bu çakışık konformasyonun potansiyel enerjisi daha yüksek. Şimdi de şuradaki diğer çakışık konformasyona bakalım. Potansiyel enerjisi en yüksek olan bu konformasyonun butan için en kararlı konformasyon olduğunu söyleyebiliriz. Burada birbiriyle çakışan iki hidrojen atomu var. Yani burada harcanan enerji miktarı 4 kilojül bölü mol olur. Burada da birbiriyle çakışan iki hidrojen var. Bu yüzden de buradan da 4 kilojül bölü mol gelir. Bu tarafta ise iki metil grubu birbiriyle çakışıyor. Yani birbiriyle çakışan bu bağların, daha doğrusu bu metil gruplarının üst üste olduğunu söyleyebiliriz. Peki, birbiriyle çakışan iki metil grubunun harcadığı enerji miktarı ne kadar olur? Toplam harcanan enerji miktarını bildiğimizden bunu kolayca hesaplayabiliriz. Bu değeri bilmediğimiz için x diyelim. Peki x kaç olur? Bütün değerleri topladığımızda sonucun 19 çıkması gerekiyor. 4 artı 4 artı x değeri de 19'a eşit olduğundan x'in 11'e eşit olduğunu söylememiz mümkün. Yani birbiriyle çakışan iki metil grubunun harcadığı enerji miktarı 11 kilojül bölü mole eşit. Burada burulma gerilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada aslında baştaki videoda gördüğümüz sterik etki veya sterik engel de var. Yani videodaki gibi bir model üzerinde metil gruplarındaki hidrojenler birbirlerine değecek kadar yakınlaşır. Bu da molekülün kararlılığını azaltır. Sterik engeli arttırdığımızda konformasyon daha az kararlı hale gelir. Bu yüzden bu çakışık konformasyonun potansiyel enerjisi diğerlerinden daha fazla. Çünkü bu en az kararlı olan konformasyon. Buradan bir çizgi çekelim. Bu çakışık konformasyonun potansiyel enerjisi diğer çakışık konformasyonuna göre daha fazla olur. Çünkü bu metil grupları birbirine çok yakındır. Son olarak diğer çapraz konformasyonumuza bakalım. Fark ettiyseniz bu çapraz konformasyonun enerjisi antikonformasyona göre daha yüksek. Metil grupları arasındaki dihedral açısına bakarsak bu açının 60 derece olduğunu görebiliriz. Bu yüzden bu çarpık konformasyon ya da gauche konformasyonu olarak adlandırılır. Evet, çarpık konformasyon. Çarpık konformasyonun enerjisi anti konformasyona göre biraz daha yüksek. Çünkü bu iki metil grubu düzlemde birbirine daha yakın. Burada burulma gerilmesini düşünmemize pek gerek yok. Ancak sterik etki oldukça önemli. Bu metil gruplarındaki hidrojen atomları çarpık konformasyonda birbirlerine yaklaşarak konformasyonun daha az kararlı olmasına ve dolayısıyla potansiyel enerjisinin daha fazla çıkmasına sebep olur. Yani çapraz sadeyken çarpık konformasyonun kararlılığı çakışık konformasyonlara göre daha fazla olur. Ancak metil grupları düzlemde nispeten birbirine daha yakın olduğundan çarpık konformasyon antikonformasyon kadar kararlı değil.